Manşete hoş geldiniz. Şu son haftanın özeti budur. Halk artık devlet kurumlarına güvenmiyor. Devletten gelen açıklamalara itibar etmiyor. İnanmıyor. Ve uyutulmaya razı değil. Karnımız tok diyor. Kandırılmaya, uyutulmaya, manipüle edilmeye. Soldaki görüntü gençlik komiteleri günlerdir önce yürüyen, sonra Ankara'da eylem yapan açlık grevine yatan Fernas işçileri için Taksim'e çıktı. Sağdaki görüntü ise Rojin için. Eylül sonunda kaybolmuştu. Dün evvelki gün İçişleri Bakanı açıkladı. Göl kıyısında cesedi bulundu. Rojin için yürüdüler. Yüzlerce kadın Van'da ve barikat engelini böyle açtılar. O görülüyor. Yani artık halk kendine çizilen barikatlar, çitler neyse. Engeller, polis kordonu onu da aşarak öfkesini sahaya yansıtıyor. Böyle bir dönem. Kandırılmanın, uyutulmanın, manipüle edilmenin bittiği, artık resmi demeçlere, devlet kurumlarından gelen açıklamalara da itibar edilmediği bir dönem. Son güven kırıntıları da yok oldu. Manşete bu iki çarpıcı görüntüyle başlamak istedim ama bir son dakika bilgisi var. Henüz teyit edilmedi. Ben de tam yayını hazırlanırken düştü. İsrail yüksek ihtimalle Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurdu. Henüz teyit edilmedi. Tabii bu iki taraflı teyit edilmesi gereken, gerek İsrail kaynakları gerekse Hamas kaynakları tarafından teyit edilmesi gereken bir bilgi. Eğer böyleyse bu büyük bir gelişme. Çünkü İsmail Haniye'nin Tahran'da korunaklı bir konutta, misafir evinde, Hemen e, Tahran rejiminin yarı başında İsrail güçleri tarafından öldürülmesinden sonra Yahya Sinvar'ın adı geçiyordu. Bir numaralı lider oydu ve onun da Gazze'de bir yerde saklandığı bir tünelde veya bir sığınakta bulunduğu ve bütün iletişim kanallarını falan kestiği falan belirtiliyordu. Aylardır kendinden haber alınamıyordu. Şimdi e, bu haber flash olarak düştü. Bakalım ne olacak İlerleyen saatlerde bu işin rengi anlaşılır ama... İsrail böyle bir açıklama yaptıysa ve yüksek ihtimalle filan dediyse haberin doğru olma olasılığı yüksek. Tabi Yahya Sinvar'dan sonra Hamas ne olur nereye gider o da ayrıca değerlendirilecek bir konu. Şimdi dönelim Orta Doğu ile bağlantılı olarak Türkiye'de son iki haftadır ısıtılan işte 1 Ekim 2 Ekim meclisin açılış gününden itibaren Ekim ayına adeta damgasını vuran çözüm süreci tartışmalarına Önceki çözüm sürecinin mimarlarından, önceki İçişleri Bakanı, işte 2013-14-15 sürecinin ve Dolmabahçe Mutabakatı, 10 maddelik bir mutabakat vardı Kürt tarafıyla devlet arasında. Ve bu mutabakat 2015'te Dolmabahçe'de açıklanmıştı. O açıklayan heyetin içindeydi Efkan Ala, Kürt siyasetçilerle birlikte. Ve Devlet Bahçeli partilerin eline, elini sıkmaya gittiğinde meclisin açıldığı gün, ilk gün hemen arkasındaydı. Yani muhtemelen bunu da organize eden, bu konuda da AKP'nin bilgisi var. Bak AKP grup, AKP genel başkan vekili Bahçeli'nin arkasında haliyle Bahçeli AKP'den bağımsız bir iş, iktidardan bağımsız bir iş yapmıyor. Adeta dedirten bir fotoğraf karesi vardı. Çözüm süreci masamızda yok dedi. Yani enteresan Anadolu Yayıncılar Federasyonu'na, federasyonunda medyanın Ankara temsilcileriyle buluşmuş. Kapalı bir toplantı belli ki ama dışarı sızan bilgi. Masamızda şu an çözüm süreci konuşuluyor ve bu soruluyor. Masamızda şu an böyle bir şey yok, o daha önce yapıldı bitti diyor. Devamla sorunlar farklı, bulunacak çareler farklı, her seferinde aynı şey yapılacak değil. Yapısal reformlara ihtiyaç var, onlara odaklanıyoruz. Yeni şeyler konuşmamız lazım. Tabii yapısal reformlar derken dönüp dönüp aynı şeyleri konuşmanın faydası yok. Bazı şeyleri çözdük, bazı şeyleri çözemedik. Orada takılıp kalmanın anlamı yok. Gerçekten çok fazla tüketildi o tartışmalar. Başa dönersek uzun zaman alır demiş. Ve çözüm süreci tartışmasını bir yönüyle de başlamadan bitirmiş. Enteresan. Halbuki Arnavutluk dönüşünde 12 Ekim'de Erdoğan bu konudaki sorulara her zaman varız falan gibi cevap vermiş, Hatta şöyle bir cümle kurmuştu. Siyasetimizin temelinde ülke meselelerinin geniş bir mutabakatla çözülmesi, toplumun farklı kesimlerinin de sürece dahil edilmesi yatıyor, Türkiye'de terör yöntemleriyle bir yere varlamayacağı çok nettir filan. Yani şimdi buradaki bu açıklamayla da yeni bir çözüm süreci ısıtılıyor, pişiriliyor ya da tekrar devreye sokuluyor falan gibi bir anlam çıkmıştı. Ve bu anlam yani böyle bir anlam çıkarmak da yanlış değildi. Ama Efkan Alan'ın AKP Genel Başkan Vekili olarak Hemen Devlet Bahçeli'nin arkasında dem partilerle tokalaşma fotoğrafında görünmesi. Dolmabahçe Mutabakatı'nın isimlerinden biri olması falan. Sıradan bir isim değil. Bu şekilde konuşması, yok böyle bir şey demesi, masada böyle bir şey yok demesi enteresan ve düşündürücü. Tabii tam da bu aşamada dün Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani oradaki seçimlerden birkaç gün önce Türkiye'ye geldi ve bel belli ki destek talep etti. İşte MİT Başkanı'yla, Dışişleri Bakanı'yla falan görüşüyor. Tam da bu süreçte iki yıl ertelenen parlamento seçimlerinden sadece dört gün önce Ankara'ya geliyor ve görüşüyor. Bir şeylerin pişir, piştiği, pişirildiği açık ve buna muhtemelen yeniden çözüm süreci veya yeniden normalleşme, devletin Kürt siyasal hareketine uzattığı eli filan noktasından bir şey var. Bir çaba var ama Ankara'nın ne yaptığı konusunda rivayet muhtelif bilmiyoruz. Ahmet Türke kulak verelim. Bilge Duayen bir lider, Mardin Belediye Başkanı. Kim başlatırsa başlatsın, ben Kürtleri kandıracağım, desteğini alacağım gibi bir mantıkla yola çıkıyorsak kaybeder diyor. Kürtler de kandırılmaya karnımız tok diyor. Başta getirdim, vatandaş da artık kandırılmaya karnımız tok diyor. Böyle bir sürece girdik ama sıcak bir süreç olacağı kesin. Tabi sürecin bir tarafında da Abdullah Öcalan var. Çünkü Dem Partililerle Bahçeli'nin tokalaşması ilk işaretti. İkinci işaretse Öcalan'la Ankara'nın daha doğrusu Ankara'nın İmralı'yla irtibat kurduğu ve Öcalan'ın Kandil'le bir telefon bağlantısı kurduğu ve işte silahları bırakın müzakere edin filan gibi bir kelkinde bulunduğu. Kendi geleceğimizi nasıl tayin edeceğiz gibi bir tepki gelince de Kandil'den telefonu kapattığı bilgisi Amber'in zaman tarafından el monitörde yazılmıştı ve bu da yalanlanmadı. Ve eş zamanlı olarak Üçüncü çıkışı Devlet Bahçeli bu hafta salı günü grup toplantısında yaptı ve Öcalan'a seslendi. Gerçi Öcalan'a seslenirken Öcalan demedi. Terörist başı dedi ki bu da DEM partileri ve Kürt siyasal hareketini rencide eden bir söylem. Yani hem terörist başı diyorsun hem de çözüm diyorsun. Nasıl olacak ki? Dedirten bir şey. Fakat doğrudan seslenmesi önemliydi. Yani ilk defa muhatap alıp seslendi ve işte çağrı yap PKK kendini lağvetsin. Terör örgütü kendini lağvetsin gibi bir açıklama yaptı. Tabi bu arada Öcalan acaba devreye girecek mi? Ne diyecek? Ankara ile arada bir temas var mı? Varsa ne seviyede? Bu konuşuluyor. Tabi Öcalan da, da haber almaya çalışıyor Kürt Siyasal Hareketi. Ve taban. 43 aydır tecritte. Ne avukatlarıyla ne de yakınlarıyla görüştürülüyor. O arada Asrın Hukuk Bürosu'ndan Cengiz Yürekli bir görüşme, yeni bir süreç falan gibi soruları değerlendirirken mümkün değil diyor. Hatta manipülatif bir değer taşıyor. Yani biz görüşemiyoruz. Taleplerimiz de hep reddediliyor. Bu aşamada elbette iktidar kalemlerinden Ömer Öcalan İmralı'ya gidebilir gibi bir yazı gelmesi de doğal. Abdurkadir Selvi Öcalan'la görüşmek için ailesi ve avukatlarının ayrı ayrı yaptıkları başvuru var. Öcalan ailesi adına yeğeni Dem Parti milletvekili Urfa Milletvekili Ömer Öcalan 14 Ağustos'ta başvurmuştu Adalet Bakanlığı'na yeğen olarak. E, Sayın Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek istiyorum diye bu başvuru değerlendiriliyor diyor. Şimdi avukatlarının ve ailesinin onlarca yüzlerce başvurusu var. Yıllardır 43 ay olmuş. Bu değerlendirilmiyor. En son Ağustos ayında yeğeni milletvekilinin Ömer Öcalan başvurusu değerlendirilebilir diye işleme konabilir gibi bir yazı gelmiş. Buradan da bir şey çıkabilir diye bakmak gerekiyor ama bilmiyoruz yani gerçekten bilmiyoruz ortada ne süreç var ne çözüm var ne yeniden bir şey masaya konmuş işte başta da getirdim efkan Ala yok böyle bir şey diyor o öbür tarafta da hukuksuzluk e, öbür tarafta da hak ihlalleri alabildiğine devam ediyor ve devlet eline geçen fırsatları dahi kullanmıyor adliye de kullanmıyor adalet bakanlığı da kullanmıyor ceza infaz kurumları da kullanmıyor tahliyesi geleni tahliye etmiyorlar Hasta olanı tahliye etmiyorlar. Yani en azından hasta olanları tahliye ederek, tahliyesi gelenleri tahliye ederek filan. Ee, bak işte kanunları da uygulamaya başladık diyebilirler. Kanunlar uygulamıyorlar. Yani devlet elinde böyle bir fırsat varken bunu da kullanmıyor. Hep söylediğim bir şey. Yani devlet bu fırsatları kullanarak en azından bir şeylerin artık bir mekanizmanın çalıştığını gösterebilir. Af getirmeyerek. Af. Af değil şu anda insanlar haklarını alamıyor. Şimdi bir tanesi biraz önce... Cezaevinden, Bakırköy Kadın Tutuk Cezaevinden çıktım diyor avukat Eren Keskin. İnfaz süreleri bitip tahliye olmaları gereken 15 Kürt kadın mahpusun infazları idari Gözlem Kurulu tarafından bir yıl ertelenmiş. Tahliyesi geleni bırakmıyorlar. Yani elinde böyle bir fırsat var. Hadi çözüm süreci diyorsun. Çözüm sürecini kaldırdın. Normalleşme, iyileşme ne bileyim. Yumuşama diyorsun. E yap bunu. Tahliyesi geleni tahliye et. Onu da yapmıyor. Yani burada bir iyi niyet aramak. Gerekiyor mu gerekmiyor mu bunu sizin iz anınızı anlayışınıza bırakıyorum. Aşağıya yazın. Bütün yorumları okuyorum. Çoğuna cevap veriyorum. Bir etkileşim halindeyim takip eden insanlarla ve oradan da besleniyorum, yararlanıyorum. Elbette yayını beğenmeyi, paylaşmayı ihmal etmeyin. Bu etkileşimle de zaten bu perspektifle de bu yayınları sürdürüyoruz, büyütüyoruz. Başkası, toplumla bütünleşmeye hazır değil diye tahliye edilmemiş insanlar. Yani Akıl alır gibi değil. Haber ne? Cezaevlerinde e, iki tutuklu ile ilgili Kırşehir Ser tipi kapalı cezaevinde 30 yıllık hasta tutuklu Cemil İvrendi ve Kavak Ser tipi kapalı cezaevinde Onur Kangal. Tahliyeleri sürekli erteleniyor. İnsan Hakları Derneği hasta tutuklular listesinde yer alıyor Cemil İvrendi. Kalp, hipertansiyon, yüksek hipertansiyon, yüksek kol, kolesterol ve astım gibi... Ciddi sağlık sorunları var. Kızı da feryat figan. Tahliye edilmemiş 6 ay ertelenmiş. Sebep? Yani sebep pişmanlık duymadı. Sebep disiplin cezaları var filan. Bir başkası Onur Kangal. 1 yıl ertelenmiş tahliyesi. 7 yıl 6 ay hapis cezası varmış. Ceza süresini 7 Ekim'de tamamlamasına rağmen toplumla bütünleşmeye hazır olmadığı ve pişmanlık duymadığı gerekçeleriyle tahliye edilmiş. Toplumla bütünleşmeye hazır olmadığı ne demek? İnfazını doldurmuş adam yahu pişmanlık duymadı ya pişmanlık duyup duymamak mıdır kriter? Cezasını yatmış. Anlatabiliyor muyum? Cezasını yatmış çıkacakken de tekrar soruyorlar. Pişman mısın değil misin? Yani devlet bu fırsatları bile kullanmıyor. Bir başkası gene avukat Eren Keskin paylaşıyor. 75 75 yaşında anne çocuğuna para yatırdı diye çocuklandı. Gerçekten inanılmazdı diyor bir insanı cezaevinde bulunan kendi çocuğuna ve çocuğunun bir arkadaşına 500 lira gibi bir 500 TL gibi bir para yatırmış olması nedeniyle terörizmin finansmanından suçlu bularak cezalandırmak. Kürt siyasal hareketi ve Kürt tabanın içinde bulunduğu durumdan, dramdan, zulümden, zulümlerden bahsediyorum. Hemen her kesimde bu yaşanıyor ama özellikle bugün buraya bir parantez açtım. Para yatırdığı için... İşte abisi kız kardeşine, aile içinde filan terörizmin finansmanından hemen her kesim yargılanıyor. Ama bugün konumuz biraz çözüm süreci odaklı olduğu için buraya ışık tuttum. Bir başkası. Bakın bazı konular yapanın yanına kar kalmıyor. Ayrıca işkence vesaire gibi Suçlarda zaman aşımı yok. Taksim dayanışması sözcülerinden mimar Mücella Yapıcı ki Gezi'den yıla, e, yattı, aylarca yattı. Ve kızı Su Yapıcı'yı çıplak aramaya maruz bırakan iki polis görevi kötüye kullanma suçundan hapis cezasına çarptırılmış. O arada Osman Kavala, Gezi'nin bir numaralı tutuklusu, yarın içeride yedinci yılını dolduracak. 2017-18 Ekim'de gözaltına alınmıştı. 9 metrekarelik tecrit hücresinde. Ömründen günler. Şimdi müebbet hapse cezasına da çarptırıldığı için başka bir yere koyuyorlar ve orada artık cezasını infaz ediyorlar. Yani bir yönüyle eski idam hücresi gibi bir şey. Bir başkası gene gezi tutuklusu. Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman eşinin CHP ...üye kimlik kartını paylaşmış. Tayfun içerideyken CHP üye kimliği dışarıda kaldı. Çok şey gibi üye kimlik kartında da cezaevine sokmak yasak. CHP üyesi Tayfun Silivri'dedir diyerek... ...esasen burada CHP'ye bir şey yap diye mesaj gönderiyor. Daha ne desin kadın yani? Bir şey yap diyor. Bak partinin üyesi bu adam. Ve sen hiçbir şey yapmıyorsun. Yapmış ama işte yani Özgür Özel. Daha önce şeyi anlatırken o laf kaçtı. Yani lafın tamamında Gezi ile ilgili de bir bölüm vardı. O lafı atladı herkes. Normalleşme bitti diyorlar. Bitmedi. Gerekli görürsem Erdoğan'la bir daha konuşurum. Ben Erdoğan'dan 28 Şubat paşalarını istedim. Hallettiler. Ben de teşekkür telefonu açtım. Özel kaleme diyor. Özel kaleme te teşekkür telefonu açıyor, açıyor. 28 Şubat paşalarını bıraktıkları için. Devamla da diyor ki Gezi ile ilgili onu da söylemiş. Gezi tutuklularıyla ilgili. Çalışıyor arkadaşlar dediler ama sonuç alamadık. Demek ki orada tıkanmış olay yapamadı. Yani esir pazarlığında gezide tıkanan bir şey var. Elbette Tayfun Kahraman'ın eşi bunu biliyor ama bir kere daha hatırlatıyor. Yani etkisizsiniz yapın bir şey diyor. Eşinin CHP kimlik kartını paylaşarak. Doğu Ergil artık bir bilge bir duayen. 80 yaşını geçti ve gerçekten mesajlarından mesajlarını alıntılıyorum ve mesajlarını e, arşivime koyuyorum. Şu mesajı çok önemli. Bir ülkeyi işgal etmeniz yetmez. Bu ilkel ve bedeli ağır bir yöntemdir. Ülkenin etnik, dinsel, kültürel fay hatlarını derinleştirir. Farklı kesimler e, birbirleriyle çatıştırırsanız o toplum birliğini, bütünlüğünü kaybeder. Bu sürece ortak olanlar da beka atları yakar. E, SHP döneminde Kürt raporuna imza atmıştı. O dönem çok cesur bir çalışmaydı ve Doğu Ergil e, biyografisine bunu yazdırdı. O yönüyle de önemli. Meseleyi ta o günden bugüne 30-40 yıldır içinde yakinen takip eden bir isimdir. Düşünceleri de mühimdir. Çözüm süreci bağlamında değerlendirmek lazım. Aşağıda bana KC'yi bu yazdırdı işte. En başındaki Profesör Doktor Veysel Ulusoy. Ülke vakit kaybediyor. Halk uyutuluyor. Toplum yönünü kaybetti. Hemen seçim. Çokça aşağıdaki yorumları okuyorum. Türkiye'de gerçekten bir yani Türkiye'de bir muhalefet sorunu olduğu 3-4 yıldır konuşuluyordu ama bunun artık geniş toplum kesimlerince görülmesi ve kabul edilmesi için bugünlerin yaşanması gerekiyordu. Aşağıdaki yorumlarda da hepsini okuyorum cevap da veriyorum. Temel e, fikir bu. Ortak payda bu. Muhalefet nerede? Muhalefet ne yapıyor? Muhalefet neden iktidarın peşine takıldı? İşte iktidar çözüm sürecinin kapısını aralar gibi yapınca aman Güneydoğu turuna çıkıyoruz, aman Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ediyoruz. Daha önce neredeydin? Yani e, iktidarın açtığı aralıktan geçme, iktidarın izin verdiği ölçüde eylem yapma veya etkinlik yapma tavrını, tutumunu ve rejim söylemiyle, rejim söylemini alıp benimseyip bunu e, Kullanma tutumunu, politikasını hiç değiştirmedi ve umut çok azalıyor. Ben yorumların hepsini okuyorum. Muhalefetten umut yok denecek kadar azalmış durumda ki ondan zaten anketlerde %70'in üzerinde Türkiye'de bir muhalefet sorunu var. Türkiye'de muhalefet yok cevabı çıkıyor. Nasıl olsun ki? Şimdi Açık Radyo'nun kapatıldı. Ümit Kıvanç paylaşmış Açık Radyo'nun susturulması ile ilgili olarak. Umarız bu yanlıştan dönülür cinsizden cinsinden mesajlar görülüyor. Kim hangi yanlıştan dönecek? Kapatan yanlışlıkla kapatmadı ki bu hazırlop iyiye dönüş beklentisi ne zaman son bulacak da sadede geleceğiz diyor. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında şimdi eğer köşesine çekilse, torunlarıyla, e, torunlarıyla vakit geçirse, bir bilge duayen lider olarak, onursal genel başkan olarak kalsaydı bunların hiçbirisi olmazdı. Zorla getirilme kararı çıktı. Dünün gündemi buydu. Hemen her kafadan da bir ses çıktı. Ya bulunduğu adreste talimatla ifade verilebilir filanken, yani bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin 10 küsür yıllık genel başkanı, bilmem ne kadar işte milletvekilliği yapmış, şu bu falan, Cumhurbaşkanı adaylarından daha dün dile belki gün nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz diye şey oldu ama... Rejim bununla da yoklama çekiyor. Yani Özgür Özel Genel Başkanlığı var CHP'de. İşte Ahmet Hakan da bugün yazmış yani. Özgür Özel doğru yolda aman işte filan şey yapmayın, yalnız bırakmayın. İktidar kalemleri Özgür Özel'i popahlarken öbür tarafta da Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de farklı bir şeyler söyleyince de hemen zorla getirilme kararı. Yani bütün bunları yan yana şey yapın. Yani siyaset, kolluk, iktidar, yargı neyse hepsi yan yana iş tutuyor. Ve alt alta bu gelişmeleri okuduğunuzda bir, bir şey çıkıyor. Hayır. Zorla getirilme kararı kaldırılmış. Avukatı Celal Çelik açıklamış filan. Kemal Kılıçdaroğlu da hemen bir dakikalık bir video çekti ve tepkisini dile getirdi filan. Mesele o değildi ki. Belki de zorla getirilmeyecekti. Ama yani bunu vurdular geçtiler. Dokundular geçtiler. Olay bu yani. Bir yanından mevcut genel başkana güzelleme, öbür taraftan canlarını sıkan eski genel başkana ihtar. Böyle bakın. Böyle okursanız, böyle bakarsanız doğru bir tahlil, analiz yapmış olur doğru bir tespite ulaşmış olursunuz. Şimdi halk uyutuluyor derken Elmas Topçu Almanya'dan gazeteci mühim bir mesaj paylaşmış. Köln Bonn Havalimanı Gümrük Polisi İstanbul'dan gelen bir yolcunun üzerinde değeri 1.7 milyon euro olan iki lüks saat tespit etmiş. Akıl alır gibi değil diyor. İki saat 1.7 milyon euro. Bu fiyatta saat var mı? Var mıymış? Varmış. Yani ben de bilmiyordum. Kara paraları böyle yıkıyorlar işte demiş böyle aklıyorlar. Bir başkası. Yeni ortaya çıktı. Türksel milletvekillerine 286 TL aynı tarifeyi de vatandaşa 1200 TL'den satıyormuş. İki tarifede fotoğrafları alt alta görülüyor. Bir yandan da böyle şeyle kıyaklar var. Yani bir özel şirket milletvekillerine vatandaşa uyguladığı tarifenin dörtte biri beşte biri meşabesinde bir tarife uyguluyor. Özel şirket de değil. Türksel Aksel'dir. Bütün yönetim kurulu AKP tarafından atanmış insanlardır. Kullananlar bir daha değerlendirsin. Fakat çarpıcı bir e, pencere mesajı var. Bir dükkandan kesilmiş bu. Güzel. Lütfen diyor artan fiyatları görünce 300 yıl sonra ilk defa şehrenen yedi uyurlar gibi yedi uyurlar mani, e, e, şeysi, kıssası Kur'an'da da geçer, başka kitaplarda da geçer. Yedi uyurlar gibi davranmayın. Fiyatları biz değil, seçimleriniz belirliyor." demiş. Aynen öyle. İşte e, tüketiciyi üreticiyle veya tüketiciyi dükkan sahipleriyle, marketlerle falan karşı karşıya getiren bir zihniyetten, bir çeteden bahsediyoruz. Öbür tarafta da 1.7 milyonluk iki saatle işte gümrükte takılıyor. O da, da gümrükte takılan, takılmayan ne var acaba? Paralarını aklayan bir çete. Ve sonra bu çetenin yaptıklarından dolayı, tuttuğu işten dolayı da sizin pasaportunuzun artık hiçbir itibarı yok. Schengen vizesi vermiyorlar. Sığınma, sığınma sığınmacı meselesine birazdan geleceğiz. Doçe velet Türkçe'ye bilgi veren Alman kaynaklar bir seçeneği değerlendiriyorlarmış. Seçenek de şu maddi teminat. 6 ila 8 bin euro şuraya para yatır. Öyle sana Schengen vereceğiz. O para orada duracak. Sen döndüğünde ülkene döndüğünde parayı serbest bırakacağız. Görülmemiş şeyler icat ediliyor ve işte Almanlar da böyle şeyler icat ediyorlar. Böyle bir, bir bu, bu konu uygulanır uygulanmaz bilmem. Ama Doçevele Türkçe sıradan bir yayın organı değil. Adı üstünde Doçevele. Ve onun aldığı bilgi aldığı kaynaklarda Alman kaynaklar. Konuşulmuş bu yani. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen Reddedilen sığınmacılar için geri gönderme merkezlerini destekliyor. Yani İtalya bunu yapmıştı. Arnavutluk'ta bir kamp kurmuştu ve gelen sığınmacıları oraya gönderiyor. Yenilikçi yollar diyorlar. Evet buna yenilikçi yollar. Evet yani Avrupa hemen her gün yeni bir haberle sınırlarını kapattığını, girişleri zorlaştırdığını, gelenleri de artık gönderdiğini falan görüyoruz. Eğer kendi ülkesine gönderemiyorsa bile Arnavutluk vesaire gibi ülkelerle anlaşıp oralarda toplama kampları yapıyorlar. Mülteci kampları, sığınmacı kampları yapıyorlar. Bu da tabii caydırıcı bir etki. Etkiye yol açıyor. Çünkü şöyle ki siz İtalya'ya gidiyorsunuz. İtalya sizi paketleyip Arnavutluğa gönderiyor. Veya siz İngiltere'ye geliyorsunuz. İngiltere sizi paketleyip Ruanda'ya gönderiyor bir süre sonra. E, sığınmacı e, network'ü bir zincir. Buraya gelen insanlar e, burada başlarına gelen deneyim gelenleri ve deneyimlerini gelecek olan, yola çıkacak olan veya insan kaçakçılarına aktarıyorlar ve ondan sonra bir caydırıcılık etkisi oluyor filan. Böyle zincirleme bir konu. Yoksa bir süre sonra yani bu istikrarlı bir şekilde uygulandığında bu politika bir süre sonra insanlar İtalya'ya ve İngiltere'ye gelmemeyi seçiyorlar. Fonderleyen mektup yazmış. Brüksel'de iki gün sürecek göç konusunun ele alınacağı zirve öncesi AB liderlerine ve demiş ki yani bunu genişletelim bir sığınmacı bir ülkeden kabul almayınca bir başka ülkeyi deniyor. Sonra başka ülkeyi deniyor filan zıplıyor. İşte İngiltere'ye gelenler de öyle. 27 Avrupa Birliği ülkesini geçiyorlar. Macaristan'a, İtalya'yı, Fransa'yı, İspanya'yı, Portekiz'i filan, Hollanda'yı, Belçika'yı geçiyorlar. Ve Fransa kıyılarından denize, okyanusa açılıp İngiltere'ye geçmeye çalışıyorlar. Bunun önüne geçelim. Böyle zıplayarak falan geç. bir yerde kabul almayan orada işlem yapılsın. Ve her ülke Avrupa Birliği üyesi ülke ortak tutum takınsın diyor ve bu konuda da bir zirve yapacaklar yani. Diyor ve manşeti yavaş yavaş bağlıyoruz ama şunu söylemesem, bunu hatırlatmasam olmaz. İngiltere'de dün geceden beri gündem. Liam Payne, One Direction grubunun üyelerindendi. 31 yaşında Arjantin'de bir otelin 3. katından düşerek öldüğü açıklandı dün gece. Flash haber bütün İngiliz televizyonlarında da bu dönüyor. One Direction 2016'da dağılan bir İngiliz, dünyaca ünlü grup 5 erkekten oluşuyordu. 2010-2016 yılları arasında aktifti, yüzlerce milyon dolarlık bir endüstriydi, nefes kesen turneleri ve işte şarkılarıyla hatırlanıyorlar, hala da çokça dinleniyor bütün listelerde. Fakat bu grubu kurduklarında bu gençler 18 yaşın altında altındaydılar. Sonrasında 20'li 22'li yaşlara geldiklerinde herkes kendi yolunu çizme kararı aldı, klasik olarak ve Harry Styles dışında hepsi kaybetti. Ee, şey de öyledir. Justin Timberlake de öyledir. Ee, o da bir grubun üyesiydi. Oradan bir tek o çıktı. Diğerleri elendi gitti. Liam Payne de öyle. Ee, o da e, tek başına bir varlık gösteremedi ama işte One Direction e, efsanesi devam ettiği için bir yönüyle e, büyük bir infaleye ulaştı. Büyük bir üzüntü var. Arjantin'de değerlendirilen şey şu bu e, içkinin veya uyuşturucunun tesiri altında olduğu, olay çıkardığı e, ve işte ondan sonrasında da üçüncü kattaki otel balkonundan düştüğü falan gibi değerlendiriliyor. Otopsi falan yapılacak, soruşturma var. Tam olarak ne oldu anlaşılacak ama e, şöhreti taşıyamayan, e, ruh sağlığı problemleri olduğu, psikolojik problemleri olduğu da söyleniyor. Şöhreti taşı taşıyamayan ya da şöhretin e, Belki de hayatına eklemlediği bir takım kötü etkiler veya kötü alışkanlıklar sonucunda 31 yaşında sona eren bir yaşam olarak değerlendirmek gerekiyor. Evet İngiltere'de günün gündemi bu. Bütün kanallarda bu dönüyor. Bunu söylemeden geçmek bitirmek olmazdı diyor ve manşeti bağlıyorum. Şeydeki şu son görüntüyle bağlayayım. Halk uyutuluyor meselesi. Van'da yüzlerce kadın Rojin için barikat engelini böyle açtı. Sağdaki görüntü, soldaki görüntü gençlik komiteleri Fernas işçileri için Taksim'e çıktı. Evet, halk artık yemiyor. Halk artık devletin, devlet kurumlarının anlatısına inanmıyor. Kandırılmaya açık değil, manipüle edilmeye açık değil ve hakkını bu biçimde sokaklarda arıyor, karşısına çıkan engelleri de aşıyor. Böyle bir sürece girdik. Son derece hareketli, çetin geçecek bir süreç. Hep söylüyorum, yazdan beri devam eden yayınlarda. Öncesinde de 2024'ün Türkiye ve dünya açısından bir kuluçka dönemi. 2025'in ise bambaşka sürprizlere gebe olduğunu hep söylüyorum söyledim. Ve bu sürecin işaretlerini de görüyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.